Erzurum'dan Arif abiye ve Karınca Sanatım takipçilerine selamlar. Karınca Sanatkanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte bitkili bir isopod teraryumu yapacağız. Bir yapmayacağız, iki tane yapacağız. Bir önceki videoda size gösterdiğim masamın üstünde duran teraryumlardan biri oydu. Bir de şöyle güzel bir kavanoz aldım. Şöyle kapağı da şu kenarda kalmış. Görüyorsunuz. Çok böyle hoşuma gitti. Dedim ki madem elimizde de mos var, zaten planlarım da vardı. Bir odaklandım. Size bu hafta bir bitkili isopod teraryumu çekmeye karar verdim. Onun öncesinde gönderdiğim kraliçelerden bir tanesi arkadaşımızdan birinin eline ulaşmış. İsmini söylemeyeceğim onun gizliliğini korumak için ama kısa bir video gönderdi bize. Şu an ekranda görüyorsunuz. Sağ salim ulaşmış bize teşekkürlerini iletti. Ses de kısaca ondan değiniyordu. Belki kısık da olsa sesini veririm. Dikkatle dinlerseniz duyarsınız. Yine bir önceki videomuzda hediye olarak göndereceğimi söylediğim için birçok arkadaşımız sağ olsun ilgili davrandılar. Bu ilgileriniz, bu destekleriniz beni daha da tabii ki mutlu ediyor ve daha fazla hediyeye yönlendiriyor. Dediğim gibi sıklığı henüz belli olmamakla birlikte arada bir, yani ayda bir olabilir, 2 ayda bir olabilir, 2 haftada bir olabilir, hiç belli olmaz. İçimden gelen, genelde beşer beşer vermeyi düşünüyorum. 5 kişiye 5 kişiye kraliçe vermeye devam edeceğim elimden geldiğince. Dediğim gibi elimde yeterince kraliçe var. Test tüplerine de koydum. Ufak ufak yumurtlamaya da başladılar. Gayet iyi şekilde onu da halledeceğiz sizlerle birlikte elimden geldiğince. Şimdi gelin videoya başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken bir torf karışımı arkadaşlar. Sadece torf kullanmamız yeterli olmuyormuş. Bu bilgileri bu arada Mert Gezer abiden aldım. My Water Bottles Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Orada isopodlarla alakalı, özellikle bitkili teraryumlarla alakalı bilgiler paylaşıyor, içerikler paylaşıyor kendisi. Bir de isopod Türkiye, isopod TR olarak da isopodlarla ilgili olan hesabına ulaşabilirsiniz. Yine oradan da isopodlarla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Ben bilgileri ondan aldım. Sağ olsun büyük bir deneyim var. Bana elimden geldiğince sordum. Ve o da bana hiç gücenmeden, darılmadan cevapladı sağ olsun. Şu an ekranınıza bir torf karışım tarifi koyuyorum. O torf karışımını önce yapacağız. Ardından da kaplarımızı yerleştireceğiz. Bir dekorlar getirdim buraya. Doğadan aldığım bazı taşlar var. Bunları kaynatarak dezenfekte ettim. Sphagnum mosumuz var. Şu şekilde çakılımız var. Lav kırığı yazıyor o tarifte görüyorsanız. Onun yerine böyle ince çakıllar da kullanabilirsin dedi. Ben çakıl kullanacağım. Lav kırığı almadım. Burada saf suyumuz var. Saf su kullanmamızın sebebi içinde herhangi bir katkı olmadığı için direkt sadece nem ihtiyacını karşılamaya odaklanıyoruz burada. Arıtılmış su da kullanabilirsiniz ama saf su bu işin temeli yani. Saf suyla yaptığınız zaman daha iyi oluyor diye bana anlattı. Ben de saf su temin ettim. Burada yine kaplarımız var bahsettiğim gibi. Teraryumlarımız, havalandırmalı. Klasik bizim havalandırmalar ve teraryumlar var. Bu plastik mika kap. Burada da bir yine bahsettiğim gibi cam yapacağımız teraryum var. Güzel bir dizayn planlıyorum. Biraz da doğaçlama gelişecek. Gelin torf karışımıyla başlayalım. Bu kapta karıştırmayı planlıyorum öncelikle. Şu şeyi mosu kenara alalım. Şöyle kenara aldım mosu. Kabımızı açalım. Tamamdır. Şimdi öncelikle ağırlık yapması lazım ama ekrandaki tarifte gördüğünüz gibi 1 bölü 4 ölçekte solucan gübresi, 1 bölü 4 ölçekte lav kayası, 1 bölü 4 ölçek mangal kömürü, 1 ölçü sphagnum moss, 2 ölçü de torf demiş. Hindistan cevizi torfu kullanabilirsiniz. Elimde kalmadığı için çiçek torfu kullanacağım. Yine sıkıntı yok. Orada da özgürüz. Öncelikle şeyle başlayalım. Kömürle başlayalım. Bu bildiğiniz mangal kömürü. Kömür orada 1 bölü 4 diyor. 2 teraryum yapacağım için yarım bardak koyuyorum. Bir ölçüm yani bu bardak olacak. Kömürü koydum. Hem ağırlık yapsın. Ardından torfu koyalım. Kenardan torfu dolduracağım. 2 ölçü dediği için 4 bardak koyacağım. 2 katı yaptığım için. Şöyle bir yarım. Şöyle bir yarım daha. Şöyle bir ölçü oldu. Elle daldım valla. Hiç kusura bakmayın. Biraz zorlayacak diğer türlü. Şöyle birazcık da parçalıyorum. Şöyle. Bir avuç daha eklersem tamamdır burası. Bardağı hesaplamıştım. Bir ortalama bir avucum oluyordu. Ve ardından sphagnum moss ekleyeceğiz. Orada bir ölçü diyor.
Yani bir bardak dolusu eklemeniz gerekiyor. Tek kararıma biz 2 bardak yapacağımız için şöyle ölçelim. Görmüş olduğunuz gibi sıkışmış haliyle 1 bardak bu. Bunu yalnız ufak ufak şeylere bölmeniz lazım. Parçalara ki şeyin altına karışabilsin. Torfun altına. Hatta bunun için bir şu an makas kullanırsanız daha rahat olacaktır. Şöyle sphagnum moss. Bir bu kadar da alıyorum. Ortalama şu 1 bardak daha. Yani burada 2 pet bardak sphagnum moss eklemiş oldum. Bir yandan da asmr videosuna dönüştü. Makas sesleri, doldurma sesleri. Karışım hazırladıktan sonra zaten detaya gireceğimiz için şu anda çok konuşmuyorum. Ardından 1 bölü 4 ölçek lav kayası ya da çakıl taşı diyor. Yani yarım bardak bizim iki katı yaptığımız için. Şöyle yarım bardak da çakıl taşı minik boyutlarda. Ondan koyuyorum. Başka ne var? Solucan gübresi var. Şu kenardan hemen. Yine orada 1 bölü 4 yazdığı için yarım bardak kadar böyle solucan gübresi koyuyorum. Biraz daha koyabiliriz. Tamamdır. Bunu da kenara aldım. Ve torf koyduk, mos koyduk, solucan gübresi koyduk, lav kayısı koyduk, mangal kömürü koyduk. Karışımımız hazır kısaca. Şimdi şöyle biraz destek alarak bu karışımı iyice karıştıracağım. Kömürüdür, işte taşıdır, torfudur. İyice birbirine harmanlanmış olacak ki daha iyi beslensin sphagnum. Sphagnum mos demişim, normal mosumuz. Torf karışımı en önemlisi dedi Mert abi bana anlatırken. İçerik ne kadar kaliteli, ne kadar zengin olursa o kadar iyi olacağını söyledi. Ben de elimden geldiğince güzel bir karışım elde etmeye çalıştım. Mangal kömürüdür, işte çakıl taşıdır, lav kayasıdır. Bunlar mangal kömürü zaten karbonu karşılıyor. Havalandırma için biraz daha böyle tane tane bir torf karışımı elde etmek için lav kırığı veya işte çakıl taşı kullanıyoruz. Yine nemi tutsun diye sphagnum moss kullanıyoruz. Gübremiz, solucan gübremiz iyi bir gübreleme sağlıyor torfumuza. Bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi dekorasyon ve işte dizayn kısmını size biraz daha yakın plandan vermek istiyorum. Kamerayı yaklaştıralım ve devam edelim. Evet, kamerayı biraz daha yakına aldım. Daha iyi görebilin diye. Şimdi yaklaşık 2-3 parmak boyutunda, 2-3 santim boyutunda torfla dolduracağım. Öncelikle plastik kabımızdan başlayayım. Kaşık kullanabilirsiniz. Gayet rahat işinizi görür. Azaldıkça da karıştırıyorum ki torf karışımımızı daha iyi karışım koyabileyim yani. Her şeyden dengeli olması iyi olacaktır. Şöyle biraz daha alıyorum. Şöyle görüyorsunuz ortalama. Santim kadar. Bunu hallettik. Şimdi bu biraz daha uzun bir kap. Buna da yine aynı şekilde kaşıkla koyarsam daha rahat koyacağını düşündüm. Uzun olduğu için. Buna belki bir 4 santim civarı koysam daha iyi olacaktır. Yine kömüründen, çakılından olabildiğince her şeyden koymaya çalışıyorum içine. Biraz çok oldu. Bir iki kaşık içinden alabiliriz. Şöyle de bunu halletmiş oldum. Görüyorsunuz. Allah. Görüyorsunuz. Şöyle. Bu hazır. Ve bu da hazır. Biraz karanlık oldu. Sizi şöyle alsam daha mı iyi olur sanki? Yani şöyle yaklaştırsam. Görseniz çok daha iyi olacak. Öncelikle bunu tasarlayalım bence. Daha güzel olacağını düşündüm.
Şimdi taş kullanacağım. Bolca taş kaynattım bahsettiğim gibi. Cımbız yardımıyla koyabilirsiniz. Önce mosu koyalım. Mos kesilebilir bir şey olduğu için. Şu şekilde. Onu da göstereyim. Keserek, istediğiniz ölçüde keserek bunun içine yerleştirebilirsiniz. İkiye böleceğimi söylediğim için şöyle bodozlama da alıyorum aslına bakarsanız. Yuvarlak olanı buna koyalım. Bu biraz daha böyle dağınık oldu. Onu da bu tarafa alalım. Şöyle içini görün. Bir parça mos koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bir parça taş koyacağım buna. Şöyle köşeli bir taşımız var burada. Nasıl koysak bunu? Şöyle koysak bence gayet temiz durdu. Bir iki parça da sağa sola taşlar ekleyebilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa yani. Bu işin bir doğru yöntemi yok. Şu şekilde bir kap elde etmiş olduk. Zaten video sonlarında genelde detay çekimi yaptığımı bilen arkadaşlar var. Bazıları böyle seviyor o kısımları da. Video sonunda yine bunların detay çekimlerini koyacağım. Bu şekilde bir kabımız oldu. Bence gayet temiz oldu. Bunu kenara alıyorum. Ve ardından bunun içine şu mosu koyacağım. Şöyle kenar yine yaklaştırdım size. İçine yavaşça bırakıyorum. Ve uzun cımbız yardımıyla düzenliyorum onu. Şöyle. Mesele köklerinin torfa güzelce değiyor olması. Umarım net görüyorsunuz. Şöyle bir parça, bir iki parça da taşım var burada. Onları da cımbız yardımıyla yerleştiriyorum. Bastırıyorsunuz. Siz yaparken daha da rahat olacaktır. Video çekmediğiniz için muhtemelen. Birazcık heyecanıma yenik düşmüş olabilirim yani. Elimde şu anlık taşlar var. Yine buna sarmaşık eklenebilir ileriki zamanlarda. Farklı moslar eklenebilir gibi düşünebilirsiniz. Bir de şöyle elimde denizden bulduğum bir kozalak fosili mi diyeyim artık, kozalak kalıntısı var. Bunu da böyle kuruttum, kaynattım. Küf oluşturabileceğini söyledi Mert abi ama bunu da eklemek istiyorum. Şu onu da ekleyeyim. Daha hoş bir şey olacağını düşündüm. Ve birazcık yukarı alacağım sizi. Teriyaki içeriğimiz şu şekilde. Birincisi ve şu şekilde de ikincisi gayet temiz bir şekilde olmuş oldu. İlk nemlendirmeyi nasıl yapacağız? Saf su kullanacağız dediğim gibi. Saf suyla sulamasını yapıyorum. Fazla su arkadaşlar yan taraflarda kabarcık olarak belirecektir. Onları temizliyoruz. Havalandırma muazzam olmasına gerek yok. Hatta kapalı kap kullanacağım. Nem içeride hapsolacak. Fazlalar burada damlacık olarak birikecek. Onları da bir peçete yardımıyla, uzun çubuklu bir peçete yardımıyla temizliğini sağlayacaksınız ve bu şekilde dengeyi orada elde etmiş olacaksınız. En son olarak da isopotlarımızı ekleyelim içine. İkişer tane eklemek istiyorum her birine. Daha iyi olacağını düşündüm o şekilde. Her renkten gözüksün içeride. Şu an bir orange mesela. Şuraya bir orange bıraktım. Bir tane de böyle orta boy bırakırsam. Şöyle bir tane de orta boy bıraktım. Yine bu diğerine de bırakalım. Sonra diğerine geçelim. Bu tarafa da bir orange bıraktım. Bir tane daha orange bıraktım bu tarafa da. Şimdi değirlik kolları ekleyeceğim. Değirlik kolları biraz saklanıyor ama. Şöyle size de göstereyim. Arkadaşlar gelişiyor. İki tane buna. İki tane de şuna. Bir. Ve iki. Fazlasını koyuyorum. Ve en önemlisi tabii springtail eklemek. Küf oluşumlarını engellemek için. Ya da oluşan küfleri daha doğrusu yesinler diye. Birazcık da springtail kültürü ekliyorum içine. Ne kadar çok eklerseniz o kadar iyi. Yani Springtail'ın fazlasından zarar gelmeyecektir.
Şöyle hatta bir parça ona, bir parça da ona Springfield'lı torf bırakmış oldum. Ve bu şekilde hazırlamış olduk. İsopot, bitkili isopot teraryumlarımız hazır. Hep yapmak istiyordum ve bugüne nasipmiş. Kapatayım. Size detaylı çekimlerden önce bir kere göstereyim. Bu Porcelain Levis Orange ve Dairy Kollu. Teraryumumuz şöyle görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Bu biraz daha uzun bir kap. Daha böyle güzel oldu bence bu da yani. Bu da fena olmadı diyelim. Yine detay çekimlerinde de yakından göreceksiniz. Sadece bir iki parça kuru yaprak ekleyebilirim belki sonra. Daha iyi olsunlar diye. Onun dışında gayet iyi oldular. Yine detay çekimlerinde de güzel bir şekilde incelersiniz. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Unuttuğum bir şey varsa yine yorumlar tarafından bana sorup ulaşabilirsiniz. Ben de belki açıklama kısmına şunu unutmuşum deyip size söyleyebilirim. Yapmanız gerekenler basit zaten. Sadece şunu unutmayın. Nemlendirmeyi yaptıktan sonra kenarlarda biriken kabarcıkları temizliyoruz. Çünkü bunda mesela havalandırma yok. Bunda da az. Fazla nem öldürebilir. Az nem de canınıza ve mosunuza zarar verebilir. Onun dengesini ayarlayacaksınız. Onlarla ilgili de güncelleme videoları gelir zaten. Onun için de takipte kalın. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili ve isopotlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.